Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim, öncelikle hepiniz videoma hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere ayrıntılı Osmanlı tarihini ele aldığımız video serimizde son olarak sizlerle birlikte Çelebi Mehmet'in Ankara Savaşı öncesindeki yaşamı konusunu ele alıp bu konu hakkında elimizden geldiği değdirmeden döndüğünce sizlere bilgi vermeye, bu konuyu anlamaya ve anlatmaya çalıştık. İnşallah bu haftaki konumuz ise Çelebi Mehmet dönemi, Fetret devrinin sona ermesi konusu olacaktır. Biz inşallah bu videomuzda bu konuyu ele alıp bu konu hakkında elimizden geldiği dilimizden döndüğünce sizlere bilgi vermeye, bu konuyu anlamaya ve anlatmaya çalışacağız. Öncelikle hepiniz tekrardan videomuza hoş geldiniz. O zaman hazırsanız videomuzun ilgili kısmına geçebiliriz değerli dostlarım. Evet. 1402'de Ankara Savaşı sonucu babası Yıldırım Beyazıt Timur'a yenik ve esir düştükten sonra Osmanlı Devleti 11 yıl süren bir fetret dönemi geçirdi. Bu devirde Yıldırım Beyazıt'ın oğulları Emir Süleyman, İsa Çelebi, Musa Çelebi ve Çelebi Mehmet taht savaşlarına giriştiler. Çelebi Mehmet 1403 ile 1413 arasında Timur egemenliği altında Amasya'da Amasya, Tokat, Sivas bölgesi emirliğini yaptı. Kardeşler arasında çeşitli savaşlardan sonra en nihayet 1413'te Çelebi Mehmet kardeşi Musa Çelebi'yi Vize Savaşı ve Çamurlu-Derbent Savaşı'nda yenerek tek başına Osmanlı Devleti idaresini alarak Fetret devrini kapattı. Kardeşi Musa Çelebi ile savaşırken kahraman oğlu Mehmet Bey Bursa'yı kuşatmış, Bursa şehri büyük bir yangın geçirmiş. Fakat Bursa Subaşı Sığ-İvaz Paşa kazdırılan lağımları ateşe vererek kuşatmayı kırmıştı. Kıymetli dostlarım, bu konunun da teferruatı buraya kadardı. Şimdi gelin bu konuyu başka bir kaynaktan daha dinleyelim diyorum ve başka kaynağa geçiş yapıyorum. Evet. Mehmet Çelebi Edirne'ye girerek hükümdarlığını ilan etti. İmparator Şehzade Orhan'ı serbest bırakmıştı. Mehmet Çelebi onu Larissa yakınlarında yakaladı, gözlerine mil çektirerek Bursa'ya gönderdi. Orhan Çelebi 1429'da 34 yaşındayken salgın bir hastalıktan ötürü hayatını kaybetti. Ankara Savaşı ve Fetret Devri Osmanlı'yı o kadar derinden etkiledi ki bu yaşananlar büyük bir tecrübe olarak sonraki sultanlara rehberlik etti. Timur'un Anadolu seferi daima endişeyle hatırlandı. Yıldırım'ın fetih hareketlerinin sağlıksız bir şekilde geliştiği için Osmanlı uzunca bir süre Doğu Anadolu'dan uzak durdu. Bayezid'in kaybettiği toprakların tekrar geri alınması Yavuz Sultan Selim dönemine kadar sürdü. Bu yüzden sultanlar uygun şartlar oluşmadıkça ve mecbur kalmadıkça savaşa girişmediler. Timur istilasından sonra Osmanlılar Rumeli'yi gerçek yurtları saydılar. Fetret devri dediğimiz dönem artık sona ermişti. Kardeş kanı oluk oluk akmıştı. Mehmet Çelebi'yi bekleyen birbirinden önemli konular vardı. Hayatının sonlarına doğru vücudunda 20'nin üzerinde yara izi olduğu bilinen 1. Mehmet, diğer şehzadeleri alt ederek 1413 yılında tek başına hükümdar oldu. Hükümdarlık kavgası çok şiddetli geçmiş, şehzadelerden Süleyman, Musa ve İsa hayatını kaybederken Anadolu yangın yerine dönmüştü. Mehmet Çelebi'yi ilk tebrik etmeye gelen beraber hareket ettiği Manuel'in elçileri oldu. Mehmet Çelebi söz verdiği gibi Musa'nın aldığı Teselya, Karadeniz ve Marmara'daki bazı kaleleri Manuel'e verdi. Çelebi Mehmet aynı şekilde Musa ile olan savaşında kendisine destek veren Sırp despotuna da Musa'nın aldığı kaleleri iade etti. Çelebi Mehmet Edirne'de Osmanlı ülkesinin tek hükümdarı olarak Doğu Roma, Sırp, Eflak, Mora ve Atina prensipleri dahil tüm vasalların elçilerini kabul etti. Çelebi Mehmet onlara dostluk ve barış garantisi vererek geri gönderdi. Sultan Mehmet aynı şekilde Venedik ve Ceneviz'e gönderdiği elçiler ile barış ve dostluğa dayalı ilişkiler geliştirmek istediğini bildiriyordu. Mehmet Çelebi Rumeli'de huzur ve güvenliği sağladıktan sonra Anadolu'ya geçti.
Onun ilk amacı Anadolu'da sarsılan hakimiyeti tekrar tesis etmekti. Fetret devrinde toprak kayıplarının çoğu Anadolu'da yaşanmıştı. Timur tarafından Candar, Saruhan, Aydın, Menteşe, Hamit, Teke, Germiyan ve Karamanlı toprakları Osmanlı'nın elinden alınarak eski sahiplerine tekrar verilmişti. Mehmet Çelebi'nin batıdaki bu cömert ve barışçıl tavrı bu yüzden Anadolu için geçerli olmayacaktı. Osmanlıların elinde Anadolu'da sadece Sivas, Tokat, Amasya, Çorum, Ankara, Eskişehir, İznik, Bursa ve Balıkesir kalmıştı. Anadolu'da tekrar Osmanlı otoritesi sağlanıyor. Çelebi Mehmet, Musa'ya ve İsa'ya yardım eden beyleri cezalandırmaya ve Anadolu beyliklerini itaati altına almaya kararlıydı. İlk önce İzmir'e yöneldi. Fetret devrinin önemli beylerinden Aydınoğlu Cüneyt Bey, Süleyman'a itaat etmiş ve Ohri Sancağı'na görevlendirilmişti. Kardeş kavgalarında oradan kaçarak beyliğinin topraklarına tekrar geldi, İzmir ve Selçuk'u ele geçirdi. Mehmet Çelebi 1414'te İzmir'e gelerek Cüneyt Bey'in bulunduğu Ayasuluk yani Selçuk Kalesi'ni kuşattı. Rodos Şövalyeleri, Midilli ve Sakız donanmaları da Çelebi Mehmet'e destek veriyordu. Bu kuşatmada Cüneyt Bey, Mehmet Çelebi'ye yenilerek kaçsa da yakalanarak Mehmet Çelebi'nin huzuruna tekrar getirildi. Af diledi, padişah tarafından hayatı bağışlandı ve Sancak Bey olarak Anadolu'dan uzak bir yere, Nibolu'ya gönderildi. Mehmet Çelebi İzmir'i sancak haline getirdi ve merkeze bağladı. Böylece Aydın ve Menteşe yöresi tekrar Osmanlıların eline geçti. Mehmet Çelebi'nin ikinci hedefi Candaroğulları Beyliği'ydi. İsfendiyar Bey, şehzadeler arası mücadeleye dahil olmuş, Mehmet Çelebi'nin hem lehine hem de aleyhine davranışlarda bulunmuştu. Candaroğullarının 1414'te itaat edip af dilemesiyle Çelebi Mehmet, Karaman seferine çıktı. Bu sefere Candar, Dulkadir ve Germiyan beyleri de asker gönderdiler. Karamanlılar 1413'te Çelebi Mehmet'in Rumeli'de olduğunu fırsat bilerek Bursa'yı kuşatmışlardı. Bursa subaşısı Hacı İvaz Paşa emrindeki halk ve askerleriyle kalenin kapısını açmamışlar ve şehri kahramanca savunmuşlardı. Mehmet Çelebi Konya'ya yaklaştığında Karamanlıların hamisi olan aynı zamanda İslam dünyasında sözü geçen Memlüklere değerli hediyeler göndererek kendi tarafına çekmeye çalıştı. Mart 1415'te Osmanlı kuvvetleri Konya Kalesi'nin etrafını sardılar. Bu kuşatma altında Karamanoğlu 2. Mehmet Bey kuzeni Mehmet Çelebi'den barış istedi. Bu dönemde şiddetli yağan yağmurlar yüzünden Osmanlı ordusu da oldukça yıpranmıştı. Mehmet Çelebi Karaman'dan gelen barış teklifini kabul etti. Isparta, Akşehir, Beyşehir ve Seydişehir Osmanlı topraklarına katıldı. Çelebi Mehmet Karamanoğlu'na Kırşehir, Konya ve Niğde'yi içine alan bölgeyi sancak olarak verdi. 1. Mehmet Karaman seferinden dönerken Ankara'da rahatsızlandı. Burada durumunun kötüye gitmesinden dolayı Germiyanoğlu Yakup Bey'in gönderdiği doktorlar tarafından tedavi edildi. Karamanlılar topraklarını her kaybettiklerinde Osmanlı'dan barış isteseler de bunu hiçbir zaman sindirememişler, fırsatını bulduklarında tekrar ele geçirmenin yollarını aramışlardı. Mehmet Çelebi geri döndükten 2 yıl sonra Karamanoğlu Mehmet Bey barışı bozarak Beyşehir ve Seydişehir'i tekrar ele geçirmeye çalıştı. Osmanlı kuvvetleri ikinci kez Konya önlerine geldiğinde Karamanoğlu Mehmet yapılan savaşı kaybederek Taşeli'ne kaçmak zorunda kaldı. Bayezid Paşa tarafından yakalanarak Ankara'da bulunan Çelebi Mehmet'in yanına getirildi. Mehmet ve oğlu Mustafa, Yalvaç, Beypazarı ve Sivrihisar'ı Osmanlılara bıraktıktan sonra hayatları bağışlandı. Karamanlılar Çelebi Mehmet ne zaman isterse asker vermeyi de kabul ettiler. 1419'a kadar Teke Beyliği'nin tamamı, Germiyan topraklarının bir kısmı alınarak Anadolu'da otorite büyük ölçüde sağlanmıştı. Yıldırım Bayezid döneminde Osmanlı denizciliği önemli bir gelişme göstermişti. O 1390'da Fırat'tan Tuna'ya uzanan devletinde güçlü bir donanmaya sahip olabilmek için Anadolu Beylerbeyi Saruca Paşa'yı Gelibolu Sancak Bey rütbesiyle tersane ve donanma kurmakla görevlendirdi.
ticari faaliyetleri zedelenen Venedik, Osmanlı'nın denizlerde gelişmesini hiçbir zaman istemedi. Fırsat buldukça Gelibolu'ya saldırı düzenliyorlardı. Bayezid, kendi başlarına hareket eden Türk korsanları gemileriyle beraber kabul ederek Osmanlı donanmasını güçlendirdi. Bu donanma, Sarıca Paşa'nın emrinde 1391'de Ege'deki Sakız'ı ve bazı adaları vurdu. Onlar çok sayıda ganimetle geri döndüler. 1398'de Bayezid'in İstanbul kuşatması sırasında Doğu Roma'ya yardıma gelen bir Ceneviz filosu Boğaz'da Sarıca Paşa'nın filosu tarafından durduruldu. Venedik ve Rodos şövalyelerinin de desteği gelmesiyle bu donanma Sarıca Paşa'yı mağlup etti. Bu savaş Osmanlı'nın Batılılarla denizde yaptığı ilk ciddi çarpışmadır. Donanmanın Doğu Roma'ya giden yardımı durduramaması henüz istenen seviyede olmadığını gösteriyordu. 1. Mehmed'in Anadolu ve Rumeli'de Osmanlı otoritesini tekrar kurması vasal devletleri gizliden gizliye rahatsız etmeye başlamıştı. Fetret devrinden en karlı çıkanlar Doğu Roma ve Venedik'ti. Bayezid döneminde kaybettikleri toprakları geri almışlardı. Özellikle Venedik, Mora, Teselya ve Arnavutluk kıyılarında oldukça toprak elde etmişti. 1. Mehmet otoriteyi sağladıktan sonra Venedik'e karşı olan yumuşak siyasetini bıraktı. Venedikliler Osmanlı sahillerini sürekli rahatsız ediyordu. Andıra adasına hakim olan Pietro Zeno'ya ait gemiler Osmanlı ticaret gemilerini vuruyordu. 1. Mehmet 1415'te Batı Anadolu deniz gazilerini Venedik'in Ege'de sahip olduğu adalar üzerine akına gönderdi. Çalıbey kumandasında Gelibolu limanında hazırlanan 30 kadırgayı da Kiklat adaları üzerine yolladı. Osmanlı donanması Andros, Paros ve Milos adalarına geldi. Çalıbey adalardan çok sayıda esir ve ganimet alarak geri döndü. Venedik bu saldırıya saldırıyla karşılık vermeye karar verdi. Bunun üzerine Venedikliler ertesi yılın ilk baharında 3 sıra kürekli 10 kadırga hazırlayarak Pietro Loredano'nun emrine verdiler. Loredano 1416'da Eirbos, Girit ve Kiklat adalarına uğrayarak buradan aldığı 7 kadırga ile yoluna devam etti. Boğazı geçerek Lapseki taraflarına geldi. Lapseki'deki Emir Süleyman tarafından yapılmış kaleyi top ateşine tuttular. Karada Hamza Bey Venediklilerin karaya çıkmasını bekliyordu. Venedikliler karada denizdeki kadar güçlü değillerdi. İstanbul'dan Midilli'ye giden ve her iki tarafa da ait olmayan bir gemiye saldırıda bulunan Venediklilere Osmanlılar da Boğaz'ın koruyucusu olarak aynı şiddette karşılık verdiler. Venedikliler Marmara Adası ve Gelibolu arasında vuku bulan savaşta Türk amirali Çalıbey'in kadırgasına hücum ettiler. Çalıbey kahramanca savaşsa da şehit düştü. Sonra diğer kadırgalara da hücum edip Osmanlı donanmasının tamamını 29 Mayıs 1416'da yok ettiler. Esir aldıkları askerleri Hristiyan-Müslüman ayrımı yapmadan öldürdüler. Savaşta Venedik amirali Loredano da çeşitli yerlerinden yaralanarak geri çekilmek zorunda kaldı. Venedik kayıtlarına göre 12 Osmanlı kadırgası yok edilmiş, 4000 Osmanlı eri şehit edilmiştir. Bu savaşın önemi yıllar boyu devam edecek olan Osmanlı-Venedik mücadelesinin ilk büyük savaşı olmasıdır. Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim, biz bu videomuzda Çelebi Mehmet dönemi, Fetret devrinin sona ermesi konusunu ele alıp bu konu hakkında elimizden geldiği dilimizin döndüğünce sizlere bilgi vermeye, bu konuyu anlamaya ve anlatmaya çalıştık. İnşallah bundan sonraki videomuzda önümüzdeki hafta sizlerle birlikte ele alacağımız konu Çelebi Mehmet dönemi, Çelebi Mehmet'in tek başına iktidarı konusu olacaktır. Bir dönümüzdeki hafta Çelebi Mehmet'in tek başına iktidarı konusunu ele alıp inşallah bu konu hakkında elimizden geldiğimizin döndüğünce sizlere bilgi vermeye, bu konuyu anlamaya ve anlatmaya çalışacağız. Öncelikle hepinize tekrardan videomu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki hafta yeni videomuzda tekrardan görüşmek üzere. Allah'a emanet olun dostlarım, kardeşlerim. Allah'a emanet olun inşallah. Önümüzdeki hafta yeni videomuzda tekrardan görüşmek üzere. Evet, Allah'a emanet olun.